Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Team of the Season geliyor ve bunun konsept dizayn videosunu izleyeceğiz. Bakalım oyuncular nasıl gelecek, kartların dizaynları nasıl, bunları göreceğiz arkadaşlar ve beğeneceğiz. Ve arkadaşlar üstümde gördüğünüz Real Madrid tişörtünde daha önceden sitesini tanıttım zaten. Oradan almıştım yani, onu da söyleyeyim. FYE Sports sitesinden aldım üstümde gördüğünüz siteyi. Daha fazla onunla ilgili videolar gelebilir. O siteden bir şey gönderilirse bana, ben daha videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Beklemede kalın, efsane hediyeler gelebilir yani. Ve arkadaşlar şu anda videoya sizlerden bu tarz videoların devamı için tam 5000 değil 3000 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, 3000 beğeni yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoya başladıktan sonra sizin yoruma yazmanızı istediğim bir şey söyleyeceğim. Onu da kesinlikle yazmayı unutmayın. Ayrıca de hala kanala abone değilseniz de abone olun ve bildirimleri açın. Yeniyseniz bildirimleri açın. Eskiyseniz de aboneyseniz bildirimleri de açın arkadaşlar. Gerçekten bildirimleri açmanız size bildirim gelmesi açısından çok önemli bir şey. Ve yorumlarınızı da birazdan size söylediğim şekilde yapabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, başladık. Kartın konsept dizayn gerçekten harika bir şekilde. Ben size şimdi tam olarak ne söylemek istediğimi söyleyeceğim. DG falan gerçekten harika duruyor. Yorumlarıma birazdan başlayacağım, ancak çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Türk'ün Gücü adlığında bir seri başlattım. Alper Potuk veya Isla, bunu seçin dedim. Yorumlarda çok fazla yorum ve beğeni atmışsınız yorumlara ve videoya da 3000 beğeni geçmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlara attığınız beğenilerden dolayı da teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğim şeyi yaptığınız için, beni desteklediğiniz için bu konuda çok sağ olun arkadaşlar. Alper Potuk bunu kazandı. Ama arkadaşlar bir 3-4 tane de şöyle yorum gördüm. Giuliano'yu al, Alper Potuk'u bırak, Giuliano'yu yükselt diye. Arkadaşlar Giuliano'yu mu yükselteyim, Alper Potuk'u mu, bu videonun altında onu yazın. Ve yarınki videoda bakalım hangisi kazanacak, göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, yani bir sonraki videoda, yarın olmayabilir belki ama bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar, hadi bakalım şimdi yorumlamaya başlayalım. O dediğim şeyde kesinlikle video devam ederken de yorumlara yazabilirsiniz. Hemen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoya like atma konusunda da hemen 5'ten geriye sayıyorum. Bir dakika, videoyu durdurayım. Evet, 5. Tam ekranı kapatıp atabilirsiniz hiç videoyu durdurmadan. 4, 3, 2, 1. Evet, beğenilerinizi de attınız, tamamdır. Otamendi'nin kartı hak ediyor mu arkadaşlar? Manchester City zaten şampiyon olacak muhtemelen, çok büyük ihtimalle. Ya da garantilemiş miydi hatırlamıyorum. Arkadaşlar Manchester City şampiyon olduğu zaman zaten Manchester City'den çok fazla sezonun takımına giren oyuncu olacaktır. Çünkü EA Sports şampiyon olan takıma çok önem veriyor. Zaten şampiyon olan takım en iyi takımdır yani o sezonun. Ben öyle düşünüyorum. EA Sports da böyle düşünüyor. Mesela Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımdan FIFA bunu konsol oyunları için yapıyor ama tabii şeyde mobile de yansır. Mesela Portekiz de şampiyon oldu. Sonrasında Real Madrid'de şampiyon oldu. Bu Ronaldo'yu etkiliyor mesela. Bir tek Ronaldo'yu etkiliyor bu şekilde. Eskiden Pepe'yi de etkiliyordu. Ronaldo 2 gen birden artabiliyor mesela. Neden? Çünkü hem ülkesinde hem de takımında şampiyon oldu. Ve bu Ronaldo'nun iyi olduğunu gösterir mi bilmiyorum ama EA konusunda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Efsane yüzgen oyuncular bu arada. Ramos falan gerçekten harika duruyor abi. Bu kart dizaynlarında da hangi kartı daha çok istersiniz gelmesin, hangisini beğendiğinizi demiyorum bu sefer, hangisini daha çok isterseniz bunu yorumlara yazın. Bu arada Ramos'un üstündekine benzer bir şey var şu an üstümde. Bu da üstündeki antrenman kıyafeti bu arada. Yok, forma da olabilir bu. Benim üstümdeki normal antrenman kıyafeti arkadaşlar, ancak bu formalar kesinlikle orijinal. Pique'yi görüyorsunuz, yüzlük, center back Pique. Arkadaşlar Pique'nin bir videosunu izledim, gerçekten muhteşem. Bacak arasından çalınmıyor. Ama topu arkaya ayağını uzatıp o kadar uzun bacağı ve zekası da bayağı iyi olduğundan dolayı takibi de iyi. Arkaya uzatıyor bacağını ve topu alıyor gerçekten çok harika bir şekilde. Yani bacak arasını yiyor ama topu da arkadan alıyor yani. Adam öbür adam bir şey oluyor. Neyse hadi bakalım. Marcelo'nun da kartı gayet güzeldi. Güzel yani ama Marcelo önden görse daha iyi. Carvalho'nun kart dizaynı çok iyi olmamış sanki. Daha güzel bir fotoğrafı kullanılabilirdi. Ama yine de sıkıntı yok abi. Tertemiz, güzel bir kart. FIFA Mobile Team of the Season abi. Bu her sene geliyor. Yılın takımı değil, sezonun takımı. Bu her lig için geliyor. Bakalım Sporto'da Süper Lig gelecek mi? Bunu da öğreneceğiz arkadaşlar. Kevin De Bruyne 92'lik center midfielder. Geçen sene gelmiş miydi ya Süper Lig Tots? Geçen sene geldi mi hatırlamıyorum ama FIFA 16'da gelmişti. Onu hatırlıyorum. Çok da güzeldi ya. Çok eğlenceliydi abi. Kevin De Bruyne'i görüyoruz. 92'lik harika bir kart abi. Paul Pogba 91'lik. Güzel. Bakalım başka var mı göreceğimiz bir şey. Bakalım kimler gelecek. Pogba'dan sonraki gelen isim. Bir dakika. Evet arkadaşlar, Muhammed Salah. Abi bu adam yılın oyuncusu ya. Bu senenin en iyi oyuncusu. Yani en kral, en iyi ya. En iyi adam Salah bu sene bence. Ben her türlü diyorum abi. Salah harika bir oyuncu bu sene. Ben size o kadarını söylüyorum.
Eden Hazard 93 can. Bu da güzel. Ama Muhammed Salah. Ben abi en sevdiğim adam Salah ya. Gerçekten. Adam taraftarlarına din değiştirtiyor. Yani din değiştirtiren bir adam yani. Böyle düşünün siz. Hani sırf o dinde diye o dine geçen insanlar var. Gerçekten çok iyi ya. Gerçekten. Agüero 94'lük santrafor. Arkadaşlar burada ST yazına bakmayın. Bizde ST yazan stoper oluyor ama burada ST yazan santrafor oluyor. Agüero yani. Onlardan birisi gördüğünüz gibi. Bakalım başka kim olacak? Başka kimler var? Harry Kane 93'lük santrafor. Bu arada arkadaşlar ayrı ayrı kart dizaynları görüyoruz. Ancak zaten TOS'ta bir sürü kart olduğu için hepsini görmemiz bizim için daha iyi, daha güzel olur diye düşünüyorum. 93'lük Harry Kane gerçekten çok güzel duruyor. Bakalım Süper Lig TOS gelecek mi? Bunun hakkında da düşüncelerimi ben söyleyeyim. Luka Modric bu arada güzel duruyor. Arkadaşlar Süper Lig TOS gelmesini istiyor muyum? İstiyorum. Tabii ki istiyorum. Ancak abi Süper Lig TOS geldiği zaman FIFA 16 denesinden bence mantıksız yapıldı. Gol krallığına ve asist krallığına bakılsın ama hani çok istatistiksel oluyor. Mesela abi EA Sports yılın takımını seçersen öyle bakmıyor abi istatistiğe. Kante'nin son 5 sezonda, 5 sezon falan tam hatırlamıyorum. Bir gol bir asisti falan var toplam. Adam yılın takımına girdi. Çünkü abi iyi bir adam. Mesela bizde de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da mesela kim var abi? Galatasaray'da şu an hatırladığım yok ama Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Fenerbahçe'de Josef de Souza. Bunlar gol atan oyuncular değil ama gerçekten takıma çok büyük katkı sağlayan oyuncular. Kante de bu tarz değil. Tam olarak bu tarz olmasa da bunun gibi bir oyuncu ve çok daha kaliteli bir oyuncu. Kante mesela yılın takımına girebildi. Ancak abi EA Sports sezonun takımında veya haftanın takımında çok iyi oynamaya değil, gol atmaya bakıyor abi. Ne kadar çok gol attıysa asist yapmaya, gol atmaya bakıyor. Mesela abi haftanın takımında bence çok güzel müdahaleler yapıp topu kesen oyuncuların da haftanın takımına girmesi lazım ama herhangi bir tane gol atan stoper buldukları zaman direkt onu koyuyorlar. Golü atmadıysa, golü hiç atan stoper yoksa da sağ bek sol bek koyuyorlar veya araştırıyorlardır belki koyuyorlardır ama haftanın takımında ben o şeyi beğenmiyorum mesela. Ronaldo yüzgenlik hali gerçekten harika. Şöyle bir bakışı var. Luis Suarez şöyle bir hareket yapmış. Güzel bir kart. Bu da hakkındaki düşüncelerimi yaptım. O yüzden arkadaşlar Süper Lig'e gelen Team of the Season takımında çıkarılması gereken çok oyuncu olacak ve eklenmesi gereken de çok oyuncu olacak bence. Ama dediğim gibi abi her türlü gelmesini isterim. Fark etmez abi. Ama haksızlık yapılıyor yani bazı oyunculara. Lionel Messi. Mesela arkadaşlar FIFA'da Beşiktaş'ta o kadar oyuncu var. Doğu Avrupa'da o kadar oyuncu var abi oynayan. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Hani Lens'in bu seneki performansını zaten biliyorsunuz. Genel olarak da abi çok efsane bir futbolcu değil. Ancak abi Lens kaç genlik? 90 genlik bir kartı var galiba. 95 miydi? 90 tam hatırlamıyorum ama oraya en iyi oyuncu olarak Lens koyulmuş. Bence yanlış bir şey abi bu. Mesela İspanya'ya Ramos. Çok mantıklı. İspanya, Almanya'ya Buffon olabilir. Ama Türkiye yani Doğu Avrupa kısmına Lens'in koyulması kadar bence saçma bir şey yok. O kadar oyuncu var Süper Lig'de oynayan. Lig'e göre mi bakılıyor bilmiyorum. Lig'e göre bakılıyorsa aynen dediğim gibi. Ama ülkesinde de Hollanda ülkesinde Lens'ten daha iyi oyuncular da var. Zaten Hollanda ülkesi değildir. Büyük bir ihtimalle lig'e göre bakılıyor. Doğu Avrupa Ligi'ndeki ligler. O kadar oyuncu var. Bence Lens yerine. Mesela Quaresma olabilirdi yine Beşiktaş'tan. Veya Valbuena, Giuliano, Galatasaray'dan Buffett'in bir Gomis koyulabilir. Yani gerçekten bunlar çok iyi. Zaten Gomis abi gol kralı olduğu için, çok gol attığı için Burak Yılmaz'la birlikte sezonun takımı çıkarsa kesinlikle bunlar girileceğini düşünüyorum. Bunların ikisi kesinlikle girmesi gerekiyor. Ve Fenerbahçe'den girer mi bilmiyorum ama bakacağız abi. Belki girer belki girmez. Beşiktaş'tan Quaresma bu sene iyi. Fena değil performansını, beğeniyorum. Daha iyi oyuncular da var arkadaşlar. Bu arada hangisi, sol taraf mı sağ taraf mı daha mantıklı? Zaten abi Tots her ligden olduğu için Oblak'ta da G'de aynı anda girebilir. Ve ikisi de hak ediyor bence. Marcelo, Ashley Young, bunlar karşılaştırma arkadaşlar. Siz aralarında en çok hangisini beğeniyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz abi. Hepsini tek tek de yazabilirsiniz. Fark etmez. De Gea mı? Şimdi Ramos da Otamendi geldi. Mesela arkadaşlar aranızda Otamendi'yi Ramos'tan daha çok sevenler olabilir. Ama Ramos'u Otamendi'den seven, daha çok seven daha fazladır abi. Çünkü daha çok biliniyor ve daha çok seviliyor. Belli yani. Pique, Azpilicueta mesela. Bakalım bunların arasında hangisini seviyorsunuz. Ve arkadaşlar Avrupa'da desteklediğiniz takımı yorumlara yazın. Ve en çok beğenilen takım, en çok desteklenen takım olarak görülecek. Yani yorumlara kesinlikle yazın abi. En çok desteklediğiniz takımı ve en çok beğenilen yorumda. Yani desteklediğiniz takımı bir de beğenin yorumlara yazıldıysa. Mesela abi Manchester United destekler. Adam Roma'yı çok sever. Liverpool'u çok sever. Veya Barcelona'yı sever. Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City falan. Bu tarz yorumlara yazın abi.
Ben de size bir sonraki videolarda falan söyleyebilirim ama abi şu anda en beğendiğim takım Real Madrid ve Manchester City. Gerçekten çok iyi takımlar ve şu anda bu sezon beğeniyorum. Ama genel olarak böyle çok hayran olduğum takım aklıma şu an gelmiyor. Ama böyle illa oluyor abi. İlla belli dönemlerde değişebiliyor. Sizin de değişiyor olabilir. Mesela bir ara Dybala aşırı çok seviliyordu. Herkes onun hakkında paylaşım yapılıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Bu böyle oluyor. Bu arada arkadaşlar, bence bu seneye göre, bu seneki yeteneğe göre bunların ikisi arasında, şu ikisi arasında ben Muhammed Salah diyorum abi. Valla bence Salah. Aynı yerde oynamıyorlar tam olarak. Ama atak kısmındalar genel olarak zaten. Ve ben Muhammed Salah'ın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet, bu kadardı yani videomuz. Bu arada bayağı bağırarak konuşmuşum kulaklık yüzünden. Umarım rahatsız olmamışsınızdır yani. Burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar şöyle bir açmam lazım benim bu kısmı. Evet, burayı açtım ve saçımı şöyle bir düzelteyim. Evet arkadaşlar, şöyle şurada gözüksün. Şunu biraz daha indireyim o zaman. Evet arkadaşlar, o zaman ne yapıyoruz? Şuradan kanala abone oluyorsunuz ve şuradaki videodan da, şuradaki efsane video, bak şu anda Real Madrid şey var ya, bak buradan abone oluyorsunuz şuradan. Şuradan da efsane videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Like'larınızı da unutmayın. Çıkarken bir like butonuna basın da çıkın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bana çok şey kazandırırsınız. Hoşçakalın, seni seviyorum. Adamın dibisiniz be. Teşekkür ederim. Bay bay.